Matematik 1 dersinin ilk dersiyle başlıyoruz. Temel kavramlar konusundan 3 veya 4 soru YGS'de geliyor. LYS'de de artık gelme ihtimali var. Bazen 1-2 soru gelebiliyor. İlk önce rakamla başlayalım. Rakam sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar ilkokuldan beri gördüğümüz 10 tane rakam var. 0'dan 9'a kadar. Örneğin beşlik sayma sistemi deseydi rakamlar 0, 1, 2, 3, 4 olacaktı gibi taban aritmetiğinde bunu ayrıca işleyeceğiz. Sayı bir çokluk belirtmek için rakamların belirli kurallara göre bir araya getirilmesi usulden ifadeye sayı denir. İlkokuldan beri bildiğimiz kavramlar ortaokulda da desteklenecek şekilde kök 2, 1 bölü 2, 0,2 gibi ifadelere biz sayı diyoruz. Sayılar kendi içinde kümelere ayrılıyor. Bu kümelerin birincisi doğal sayılar. Şuna bir diyelim biz. Doğal sayılar İngilizce'deki natural'ın n'si ile gösterilir. Sıfırdan başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar giden sayılar kümesine biz doğal sayı deriz. En küçük doğal sayımız sıfırdır. Sıfırdan küçük doğal sayı yoktur. Ve negatif doğal sayı da yoktur. Dolayısıyla bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Sorularda karşımıza gelecek. İkincisi sayma sayılar. Doğal sayılar içerisinde sıfır attıktan sonra şurada gösterildiği gibi geride kalan birden başlayarak devam ettiğimiz sayma işleminde kullandığımız doğal sayılara sayma sayılar diyeceğiz. Sayma sayılar ya da pozitif doğal sayılar lafı da kullanılabilir zaman zaman. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Üçüncü sayı çeşidimiz tam sayılar. Bu da çokça karşımıza sorularda gelecek. Pozitif tam sayılar birden başlayıp sonsuza kadar birer birer artar. Negatif tam sayılar eksi birden başlayıp eksi sonsuza kadar birer birer azalırlar. Burada tam sayıları şuradaki şekilde gösterebiliriz. Negatifler, pozitifler ve nötr. Yani sıfır sayısı ne negatif ne de pozitiftir, işaretsizdir. Kimyadaki bir tabir nötr, biz burada da kullanabiliriz. Devam ediyoruz. Rasyonel sayılar dördüncüsü ve irrasyonel sayılar beşincisi. Rasyonel sayılara kesirli sayılar da denir. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Payda sıfır olmayacak. Payda sıfır olmayacak. A ve B tam sayı olacak. Eksi 3 bölü 5 bir rasyonel sayı. 2 bölü 3 rasyonel. Bu da bir rasyonel sayı. Çünkü ben bunu eksi 3 bölü 1 yazabilirim. 0 da rasyonel sayı. 2 de rasyonel sayı. Aynı mantıkla kesirli şekilde yazılabilirler. İrrasyonel sayılar ise rasyonel şekilde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Burada Q ile rasyonelleri, Q üssü ile irrasyonelleri göstereceğiz. İrrasyonel sayıların bir başka tanımı da kök dışına tam olarak çıkamayan sayılara irrasyonel sayıdır. Mesela kök 4 rasyoneldir. Dışarıya çıkar. Biz bu elemanıdır Q deriz. Ama kök 5 dışarıya tam olarak çıkamadığından bu irrasyonel sayıdır şeklinde ifade edebiliriz. Bu tanımlara öğrenci arkadaşlarımız değişik şekillerde vakıftırlar diye düşünüyoruz. Altıncı olarak gerçel sayılar, reel sayılar, bütün rasyoneller ve irrasyonellerin birleşmesinden oluşan sayılara denir. Bunun en genel tabiri sayı doğrusundaki bütün sayılarla birebir eşlenebilen sayıların oluşturduğu kümeye reel sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir. Reel sayılar kümesi rasyonelleri kapsar, rasyoneller tam sayıları kapsar, tam sayılar doğal sayıları kapsar, doğal sayılar pozitif tam sayılar ve sayma sayıları kapsayacağından bu şekilde bir gösteriliş, kümeler üzerinden bir gösteriliş söylenebilir. Ayrıca buradaki silsilenin dışında irrasyonel sayılar da reel sayıların içerisindedir. Reel sayılardan bağımsız değildir. Şimdi buraya kadar hızlıca geçtik ama dergilerden, kitaplardan arkadaşlar bunları birkaç kez okuyabilirler. Aklımıza tutmamız lazım. Değişik sorularla bu sayı kümelerini pekiştirmeye çalışalım. Bir örnekle başlayalım. X'e 2 rakam. Bu çok önemli bilgi. Rakam onluk sistemde dediğine göre bu onluk sistem oluyor zaten hiçbir şey demeyince. 0 ile 9 arasındaki sayıları kastediyor. Çarpımları 18 olacakmış. Toplamlarının en büyük en küçük değerini soruyor. Burada şöyle bir kaide var. Çarpımları verilmiş olan sayıları yakın veya uzak seçerek toplamlarını en büyük veya en az seçeriz. Bu çok önemli bir teori. Buradaki 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz 18'e. Fakat rakam olduğu için x ve y, rakam olduğu için şuradaki 18 rakam değil, biz bunu çözümde kullanamayız. Burası bizim çözümümüzde yok. O zaman 2 ve 9 rakam, 3 ve 6 rakam olduğu için buradan x artı y toplamı 2 ve 9'du, toplamı 11.
2 ve 9'du. Buradan da x artı y toplamı 3 ve 6'ydı. Toplamı 9 olacak şekilde. En çok 11, en az 9 buluruz. Devam ediyoruz bir başka örnekle. B'nin en büyük değeri soruluyor. A ve B pozitif tam sayılar. B'yi çok yapacaksam A'yı küçük yapacağım. En küçük A değeri 1'dir. 4 kere 1. Bakalım buradan bir B pozitif tam sayısı bulunabiliyor mu? Bulunamıyor. Belli zaten. Şu 4 buradan çıkar. 31 olur. 3'ün bir katı 31 olamıyor. 31 3'e bölünemiyor. Buradan çözüm yok. O zaman A yerine ben 1 seçmiştim. O zaman 2 seçeceğim. A'yı en küçük bir başka değer. 2 seçiyorum. 2 seçiyorum. Bakalım buradan çözüm bulabiliyor muyuz? 2 kere 4, 8. 8'i 35'ten çıkarırsam 27. Buradan da bir B değeri bulabiliyorum. 9. Demek ki B 9. A 2 iken B 9. B'nin en büyük değeri A'nın en küçük değeriyle mümkün. Cevap 9 olacak. Bu tür sorular ÖSYM tarafından soruluyor. Dikkatli olmak lazım. Başlangıçta karışık gibi gözükse de sorular, şu verilen öncüller ışığında az önceki söylediğimiz yakın ve uzak seçme olayıyla soruları çözebiliriz. Birer pozitif tam sayıymış x ve y. Şu eşitlik verilmiş. X artı y'nin en küçük değeri soruluyor. Ben bu eşitliği düzenlersem, şöyle düzenleyelim. Şu eşitliği x, y artı 3x eşittir 21. Burayı x parantezine alırsam y artı 3 eşittir 21. Çarpımları 21 olan iki sayıdan bahsediyorum. Şu ve şu. Çarpımları 21 olan iki sayıdan bahsediyorum ve pozitif tam sayı olacak. Bu 1, bu 21 olabilir. X'i pozitif tam sayı seçtim. Y de buradan bulunur. Yani X'i 1 seçtim. Y'yi de buradan 21 olacağına göre 3'te 18 bulacağım. Bir değer buldum. 21'in bir başka çarpanı 3'e 7'dir. Mesela 7'ye 3'tür. Ve son olarak 21'e 1'dir. Şuradan 3 ise, x 3 ise y'yi de şu toplamın 7 olabilmesi için y 4 olacak. Gördüğümüz gibi x artı y küçülüyor. Yakın seçtikçe küçülüyor. X eşittir 7 seçtim. Şuranın 3 olabilmesi için bu 0 olacak. Ha, buradan sonra çözüm bizim için geçerli olmaz. Çünkü pozitif tam sayı dedi. Burası 0 çıktı. Demek ki buradan da 0 veya negatif bir sayı çıkacak. Bizim çözümümüz şuradan gelecek. Ya 19'dur şu toplam ya da 7'dir bu toplam. En büyük sorsa 19, en küçük sorsa 7, en küçüğü sormuştu. Cevap 7 olacak. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bu bir test sorusu. Negatif sayılarmış x, y, z. Şu eşitlik verilmiş. Bu toplamın en çok olabilmesi isteniyor. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Ben bunu eksi 1 eşitleyeyim. Eksi 1 eşitlersem x buradan eksi 2 çıkmak zorunda. Y eksi 5. Z ise eksi 7. Bu toplamdan x artı y artı z'nin en çok değerini bulmuş olurum. Şurayı toplarsam ben 7, 7, 14, eksisi de var. Eksi 14 cevap C seçeneği olacak. Burayı kazara eksi 2 seçseydi öğrenci arkadaşlar, daha küçük bir sayı bulunacaktı. O zaman x eksi 4 olacaktı. Eksi 10 olacaktı. Eksi 14. Toplarsam şu eksi 28 olacaktı. Zaten cevaplarda da yok. Söylenilen bilgi ışığında hareket edilirse sorunun çözümü kolay denilebilir. Bir başka test sorusuyla sayı kümelerini irdelemeye devam ediyoruz. Negatif sayılar seçecekmişiz tam sayı. Şu iki eşitlikten bu çarpımın en büyük değerini bulacağız. Şuradaki ortak çarpana göre hareket etmek zorundayım. Ben şu soruları şöyle çözmeyi tavsiye ediyorum. 24 ve 18'in çarpanıymış B. Hem 24'ün hem 18'in içinde çarpan olarak duruyor B. Ve negatifmiş, eksi 1 var. Eksi 2 var. 24 ve 18'in içindeki çarpanlardan biri eksi 3. Eksi 4 yok, burada var ama burada yok. Eksi 6 var. Başka ortak çarpan yok. 24 ile 18. O zaman ben bunu eksi 1 seçtiysem, eksi 1 ile A'yı çarpacağım. Yani eksi 24'ü. Eksi 1 ile kimi çarparsam 18 olur. Hızlıca bunları yazabilirim. Eksi 2, eksi 2 ile eksi 12'yi çarpsam 24. Eksi 3 ile eksi 8'i çarpsam. Eksi 6 ile eksi 4. Şöyle uzunmuş gibi gözükse de bütün sorulabilecek değerleri bulmuş oluyorum tek tablo halinde. Şöyle çizmiş olalım. Devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 9'u çarptım. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarptım. Bu çarpımın ABC çarpımının en çok olabilmesi negatif ve en çok olacak. Şunları çarptığımda rakamsal değeri çok büyük ama eksi olduğu için eksi sonsuza yakın olacak. Dolayısıyla şuradan hareket etmemde fayda var. Şunları çarparsam 4 kere 6 24, 24 kere 3 72, şurası eksi 72. Şuraya baksam,
Şöyle farklı bir renk kullanıyorum. 8 kere 3, 24. 6 kere 24, 144. Biraz daha eksi sonsuza yaklaştı. Demek ki eksi 72'dir bizim aradığımız değer. Şunlara bakmaya gerek yok. Eksi 144, ondan daha küçük bir sayı, ondan daha küçük bir sayı çıkacak. Cevap eksi 72 A seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Bu da geçmiş yıllarda çıkmış bir üniversite giriş sınav sorusu. A ve B tam sayıdır. A ve B'nin eşitliği x'lere bağlı verilmiş. Bu çarpımın en büyük değerini soruyor bize. Soruyu bu şekilde baktığımızda x'ten kurtulmanın yolu ikisini taraf tarafa toplamaktır. A artı B 9 olur. Toplamı 9 olan iki sayının çarpımının en büyük yapacağım. Az önceki örneklerde de söylemeye çalıştığım gibi çarpım çok olacaksa yakın seçmeliyim. Tam sayıdır bunlar. En yakın 4'e 5'tir bunlar. En yakın 4'e 5. 4 ile 5'i çarparsam A çarpı B'yi de 20 bulmuş olurum. Şeksiz şüphesiz bir şekilde bunu işaretleyip geçebiliriz. Burada endişe edip diğer değerleri de yazıp bütün çözümleri yapan öğrenci arkadaşlar oluyor. Bu da olabilir. Burada çarpım 18 daha küçük çıktı. Burada çarpım 14. Burada çarpım 8. Gerek yok ama şunlara vakit kaybı, yakın seçme teorisini unutmayacağız. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bu da bir test sorusu. Bu da çıkmış üniversite sınav sorularına yakın. Doğal sayılarmış ABC. Bu eşitlik verilmiş. Bu toplamın en az değerini bulacağız. En az değerini bulacağız. Şurayı sıfır yaparsam, ki sıfır doğal sayı, şuraya da 2 seçersem 4 yaparım. Bu öngörüyü çok soru çözerek hızlandırmış olacak öğrenci arkadaşlar ama yani en küçük dediği için sıfır olaya katmam lazım. Ya bunu sıfır yapacağım ya bunu sıfır yapacağım. Burayı sıfır yapsak şurası 2 kere 2'den 4 olur. Burası nasıl sıfır olur? 0 bölü 1 seçerim. Burası 2 kere 2 işte 4 oluyor. Demek ki A'mız 0, B'miz 1, C'miz 2. 0, 1, 2 ve cevap 3 oluyor. En az 3 olabiliyor. Cevap D seçeneği. Devam ediyoruz. Yine bir başka test sorusuyla birbirine benzer olsa da ufak tefek nüanslarla birbirinden ayrılan sorular bunlar. M ve N pozitif tam sayılar, M'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Bu pozitif tam sayı, bu da pozitif tam sayı ise burası pozitif tam sayı olmak zorunda. 3'ü kaça bölersen pozitif tam sayı yapar. 3'ü bölen sayılar ya 1 olacak N ya da 3 olacak. N'yi 1 seçsem. 3 bölü 1 3 yapar. M artı 3 6 yaptı. Buradan da M'yi 3 buldum. M'yi 3 buldum. Bu birinci değerimiz. N'yi 3 seçtim. 3 bölü 3 1 yapar. M artı 1 6 ise M buradan 5 yapar. 3 ve 5'i buldum. Topla gel cevap E seçeneği 8 olacak. Alabileceği değerler bu şekilde olacak. Bir başka test sorusuyla da devam ediyoruz. Yine farklı bir soru aslında. A ve B pozitif tam sayılardır. Şu eşitlik verilmiş A'nın en büyük değeri. A'nın en büyük değeri B'nin en küçük değerine bağlıdır. B'yi küçük seçersem A'yı büyük yapmış olurum. Bütün sorularda aşağı yukarı bu düşünceyle hareket etmemiz lazım. Burada orijinallik şu, bence şu şekilde bakmak lazım. 27 3'e bölünebilen bir sayı. 3A da 3'e bölünebilen bir sayı. Burası da 3'e bölünebilen bir sayı olacak. Bu daha da hızlandırır çözümü. 4'ü kaçta çarparsam 3'e bölünür. Pozitif tam sayı olacağına göre 4 kere 0 seçemem. 4 kere 3 seçeceğim. O zaman 3A B'yi yani 3 seçtim. 27. Her tarafı 3'e böldüm. Bunu 3'e böldüm. Bunu 3'e böldüm. Bunu da 3'e böldüm. A'yı tek harekette aslında 5 olarak buldum. Bu olabildiğince hızlı bir çözüm diyebiliriz. Pratik çözüm öğrenci dilinde. Bir başka soru. Bu sefer yine büyüklük küçüklük sorusu fakat pozitif tam sayı, doğal sayı vesaire dememiş. Gerçel sayı yani reel sayılar. Her şey olabilir x ve y. Toplamları 9 iken çarpımlarının en büyük değeri kaçtır? Burada şimdi yapılan hata şudur. Önceki örneklerden alışıldığı için 4'e 5 seçilip toplamı 9'dur. 4 ile 5 A ve X ve Y 4 ve 5'te çarpımı 20'dir denir. Cevapta 20 işaretlersek soru yanlış olur. Yanlış bir çözüm olur. Doğrusu şu olacak. Gerçel sayılarda X çarpı Y'nin en büyük değeri ancak yakın seçilerek olur. Yakın seçmek burası 4,5. Burası da 4,5 seçilir. 4,5 da 4,5 9 seçilir. İki sayının çarpımının en büyük değeri bu sayılar birbirine eşit olduğunda veya ondan bir sonraki aşama yakın olduğunda olur. Bu da basit matematiksel bir teori. O zaman x çarpı y'yi biz 4,5 ile 4,5'ü çarpacağız. Yani 9 bölü 2 ile 9 bölü 2 çarpacağız. Cevabı 81 bölü 4 bulmuş olacağız. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.
Yine bir başka soruyla devam ediyoruz. Sayılarla ilgili tecrübemizi arttırmaya çalışıyoruz. Pozitif tam sayılarmış bunlar. A çarpı B, B artı C verilmiş. Şu fark soruluyor bize. Ve en az deniliyor. Demek ki pek çok seçenek var. Birden fazla seçenek var. Ben yine öğrenci arkadaşlara şöyle tablovari bir yaklaşım tavsiye ediyorum. Pozitif tam sayılar birden başladığından çarpımı 12 olan sayıları yazmak buraya çok kolay. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Bir de bunlar yer değişebilirler. 4'e 3, 6'ya 2, 12'ye 1. Yine söylüyorum, uzun gibi gözükse de bütün seçenekleri bir arada görmek hataya en aza indiriyor. Doğruya çabucak ulaşmayı sağlıyor. Toplamları 11 olan iki sayı oluşturacağım. Şu eksi 1. Şurası 5. 6 ile 5'i topladım. 4 ile 7'yi topladım. 11'i yaptım. 3 ile 8. 2 ile 9. 1 ile 10. Fakat pozitif tam sayı dediği için bana şurası bizim çözümümüz değil. Şimdi ben buradan çözüme geçiyorum. Onu da yeşille yazalım. A eksi C'ye geçiyorum. 2'den 5 çıktı. Eksi 3. A'dan C'yi çıkarım. 3'ten 7 çıktı. Eksi 4. 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. 6'dan 9 çıktı. Eksi 3. 12'den 10 çıktı. 2. Burada en az dediği görüldüğü gibi eksi 4 cevap A seçeneği. Matematik 1 dersinin ilk dersiyle başlıyoruz. Temel kavramlar konusundan 3 veya 4 soru YGS'de geliyor. LYS'de de artık gelme ihtimali var. Bazen 1-2 soru gelebiliyor. İlk önce rakamla başlayalım. Rakam sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar ilkokuldan beri gördüğümüz 10 tane rakam var. 0'dan 9'a kadar. Örneğin 5'lik sayma sistemi deseydi rakamlar 0, 1, 2, 3, 4 olacaktı gibi taban aritmetiğinde bunu ayrıca işleyeceğiz. Sayı bir çokluk belirtmek için rakamların belirli kurallara göre bir araya getirilmesi usulden ifadeye sayı denir. İlkokuldan beri bildiğimiz kavramlar ortaokulda da desteklenecek şekilde kök 2, 1 bölü 2, 0 virgül 2 gibi ifadelere biz sayı diyoruz. Sayılar kendi içinde kümelere ayrılıyor. Bu kümelerin birincisi doğal sayılar. Şuna bir diyelimiz. Doğal sayılar İngilizce'deki natural'ın n'si ile gösterilir. Sıfırdan başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar giden sayılar kümesine biz doğal sayı deniriz. En küçük doğal sayımız sıfırdır. Sıfırdan küçük doğal sayı yoktur. Ve negatif doğal sayı da yoktur. Dolayısıyla bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Sorularda karşımıza gelecek. İkincisi sayma sayılar. Doğal sayılar içerisinde sıfır attıktan sonra şurada gösterildiği gibi geride kalan birden başlayarak devam ettiğimiz sayma işleminde kullandığımız doğal sayılara sayma sayılar diyeceğiz. Sayma sayıları ya da pozitif doğal sayılar lafı da kullanılabilir zaman zaman. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Üçüncü sayı çeşidimiz tam sayılar. Bu da çokça karşımıza sorularda gelecek. Pozitif tam sayılar birden başlayıp sonsuza kadar birer birer artar. Negatif tam sayılar eksi birden başlayıp eksi sonsuza kadar birer birer azalırlar. Burada tam sayıları şuradaki şekilde gösterebiliriz. Negatifler, pozitifler ve nötr. Yani sıfır sayısı ne negatif ne de pozitiftir, işaretsizdir. Kimyadaki bir tabir nötr, biz burada da kullanabiliriz. Devam ediyoruz. Rasyonel sayılar dördüncüsü ve irrasyonel sayılar beşincisi. Rasyonel sayılara kesirli sayılar da denir. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Payda sıfır olmayacak. Payda sıfır olmayacak. A ve B tam sayı olacak. Eksi 3 bölü 5 bir rasyonel sayı. 2 bölü 3 rasyonel. Bu da bir rasyonel sayı. Çünkü ben bunu eksi 3 bölü 1 yazabilirim. 0 da rasyonel sayı. 2 de rasyonel sayı. Aynı mantıkla kesirli şekilde yazılabilirler. İrrasyonel sayılar ise rasyonel şekilde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Burada Q ile rasyonelleri, Q üssü ile irrasyonelleri göstereceğiz. İrrasyonel sayıların bir başka tanımı da kök dışına tam olarak çıkamayan sayılara irrasyonel sayıdır. Mesela kök 4 rasyoneldir. Dışarıya çıkar. Biz bu elemanıdır Q deriz. Ama kök 5 dışarıya tam olarak çıkamadığından bu irrasyonel sayıdır şeklinde ifade edebiliriz. Bu tanımlara öğrenci arkadaşlarımız değişik şekillerde vakıftırlar diye düşünüyoruz. Altıncı olarak gerçel sayılar, reel sayılar, bütün rasyoneller ve irrasyonellerin birleşmesinden oluşan sayılara denir. Bunun
En genel tabiri sayı doğrusundaki bütün sayılarla birebir eşlenebilen sayıların oluşturduğu kümeye reel sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir. Reel sayılar kümesi rasyonelleri kapsar. Rasyoneller tam sayıları kapsar. Tam sayılar doğal sayıları kapsar. Doğal sayılar pozitif tam sayılar ve sayma sayıları kapsayacağından bu şekilde bir gösteriliş, kümeler üzerinden bir gösteriliş söylenebilir. Ayrıca buradaki silsilenin dışında irrasyonel sayılar da reel sayıların içerisindedir. Reel sayılardan bağımsız değildir. Şimdi buraya kadar hızlıca geçtik ama dergilerden, kitaplardan arkadaşlar bunları birkaç kez okuyabilirler. Aklımıza tutmamız lazım. Değişik sorularla bu sayı kümelerini pekiştirmeye çalışalım. Bir örnekle başlayalım. X'e 2 rakam. Bu çok önemli bilgi. Rakam onluk sistemde dediğine göre bu onluk sistem oluyor zaten hiçbir şey demeyince. 0 ile 9 arasındaki sayıları kastediyor. Çarpımları 18 olacakmış. Toplamlarının en büyük en küçük değerini soruyor. Burada şöyle bir kaide var. Çarpımları verilmiş olan sayıları yakın veya uzak seçerek toplamlarını en büyük veya en az seçeriz. Bu çok önemli bir teori. Buradaki 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz 18'e. Fakat rakam olduğu için x ve y, rakam olduğu için şuradaki 18 rakam değil, biz bunu çözümde kullanamayız. Burası bizim çözümümüzde yok. O zaman 2 ve 9 rakam, 3 ve 6 rakam olduğu için buradan x artı y toplamı 2 ve 9'du, toplamı 11, 2 ve 9'du. Buradan da x artı y toplamı 3 ve 6'ydı, toplamı 9 olacak şekilde. En çok 11, en az 9 buluruz. Devam ediyoruz bir başka örnekle. B'nin en büyük değeri soruluyor. A ve B pozitif tam sayılar. B'yi çok yapacaksam A'yı küçük yapacağım. En küçük A değeri 1'dir. 4 kere 1. Bakalım buradan bir B pozitif tam sayısı bulunabiliyor mu? Bulunamıyor. Belli zaten. Şu 4 buradan çıkar 31 olur. 3'ün bir katı 31 olamıyor. 31 3'e bölünemiyor. Buradan çözüm yok. O zaman A yerine ben 1 seçmiştim. O zaman 2 seçeceğim. A'yı en küçük bir başka değer. 2 seçiyorum. 2 seçiyorum. Bakalım buradan çözüm bulabiliyor muyuz? 2 kere 4, 8. 8'i 35'ten çıkarırsam 27. Buradan da bir B değeri bulabiliyorum. 9. Demek ki B 9. A 2 iken B 9. B'nin en büyük değeri A'nın en küçük değeriyle mümkün. Cevap 9 olacak. Bu tür sorular ÖSYM tarafından soruluyor. Dikkatli olmak lazım. Başlangıçta karışık gibi gözükse de sorular. Şu verilen öncüller ışığında az önceki söylediğimiz yakın ve uzak seçme olayıyla soruları çözebiliriz. Birer pozitif tam sayıymış x ve y. Şu eşitlik verilmiş. X artı y'nin en küçük değeri soruluyor. Ben bu eşitliği düzenlersem, şöyle düzenleyelim. Şu eşitliği x, y artı 3x eşittir 21. Burayı x parantezine alırsam y artı 3 eşittir 21. Çarpımları 21 olan iki sayıdan bahsediyorum. Şu ve şu. Çarpımları 21 olan iki sayıdan bahsediyorum ve pozitif tam sayı olacak. Bu 1, bu 21 olabilir. X'i pozitif tam sayı seçtim. Y de buradan bulunur. Yani x'i 1 seçtim. Y'yi de buradan 21 olacağına göre 3'te 18 bulacağım. Bir değer buldum. 21'in bir başka çarpanı 3'e 7'dir. Mesela 7'ye 3'tür. Ve son olarak 21'e 1'dir. Şuradan 3 ise, x 3 ise y'yi de şu toplamın 7 olabilmesi için y 4 olacak. Gördüğümüz gibi x artı y küçülüyor. Yakın seçtikçe küçülüyor. X eşittir 7 seçtim. Şuranın 3 olabilmesi için bu 0 olacak. Ha, buradan sonra çözüm bizim için geçerli olmaz. Çünkü pozitif tam sayı dedi. Burası 0 çıktı. Demek ki buradan da 0 veya negatif bir sayı çıkacak. Bizim çözümümüz şuradan gelecek. Ya 19'dur şu toplam ya da 7'dir bu toplam. En büyük sorsa 19, en küçük sorsa 7, en küçüğü sormuştu. Cevap 7 olacak. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bu bir test sorusu. Negatif sayılarmış x, y, z. Şu eşitlik verilmiş. Bu toplamın en çok olabilmesi isteniyor. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Ben bunu eksi 1 eşitleyeyim. Eksi 1 eşitlersem x buradan eksi 2 çıkmak zorunda. Y eksi 5. Z ise eksi 7. Bu toplamdan x artı y artı z'nin en çok değerini bulmuş olurum. Şurayı toplarsam ben 7, 7, 14, eksisi de var. Eksi 14 cevap C seçeneği olacak. Burayı kazara eksi 2 seçseydi öğrenci arkadaşlar, daha küçük bir sayı bulunacaktı. O zaman x eksi 4 olacaktı. Eksi 10 olacaktı. Eksi 14. Toplarsam şu eksi 28 olacaktı. Zaten cevaplarda da yok. Söylenilen bilgi ışığında hareket edilirse sorunun çözümü kolay denilebilir. Bir başka test sorusuyla
sayı kümelerini irdelemeye devam ediyoruz. Negatif sayılar seçecekmişiz, tam sayı. Şu iki eşitlikten bu çarpımın en büyük değerini bulacağız. Şuradaki ortak çarpana göre hareket etmek zorundayım. Ben şu soruları şöyle çözmeyi tavsiye ediyorum. 24 ve 18'in çarpanıymış be. Hem 24'ün hem 18'in içinde çarpan olarak duruyor be. Ve negatifmiş, eksi 1 var. Eksi 2 var. 24 ve 18'in içindeki çarpanlardan biri eksi 3. Eksi 4 yok, burada var ama burada yok. Eksi 6 var. Başka ortak çarpan yok. 24 ile 18. O zaman ben bunu eksi 1 seçtiysem, eksi 1 ile a'yı çarpacağım. Yani eksi 24'ü. Eksi 1 ile kimi çarparsam 18 olur. Hızlıca bunları yazabilirim. Eksi 2, eksi 2 ile eksi 12'yi çarpsam 24. Eksi 3 ile eksi 8'i çarpsam. Eksi 6 ile eksi 4. Şöyle uzunmuş gibi gözükse de bütün sorulabilecek değerleri bulmuş oluyorum tek tablo halinde. Şöyle çizmiş olalım. Devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 9'u çarptım. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarptım. Bu çarpımın ABC çarpımının en çok olabilmesi negatif ve en çok olacak. Şunları çarptığımda rakamsal değeri çok büyük ama eksi olduğu için eksi sonsuza yakın olacak. Dolayısıyla şuradan hareket etmemde fayda var. Şunları çarparsam 4 kere 6 24, 24 kere 3 72, şurası eksi 72. Şuraya baksam, şöyle farklı bir renk kullanıyorum. 8 kere 3 24, 6 kere 24 144. Biraz daha eksi sonsuza yaklaştı. Demek ki eksi 72'dir bizim aradığımız değer. Şunlara bakmaya gerek yok. Eksi 144, ondan daha küçük bir sayı, ondan daha küçük bir sayı çıkacak. Cevap eksi 72, A seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Bu da geçmiş yıllarda çıkmış bir üniversite giriş sınav sorusu. A ve B tam sayıdır. A ve B'nin eşitliği x'lere bağlı verilmiş. Bu çarpımın en büyük değerini soruyor bize. Soruyu bu şekilde baktığımızda x'ten kurtulmanın yolu İkisini taraf tarafa toplamaktır. A artı B 9 olur. Toplamı 9 olan iki sayının çarpımının en büyük yapacağım. Az önceki örneklerde de söylemeye çalıştığım gibi çarpım çok olacaksa yakın seçmeliyim. Tam sayıdır bunlar. En yakın 4'e 5'tir bunlar. En yakın 4'e 5. 4 ile 5'i çarparsam A çarpı B'yi de 20 bulmuş olurum. Şeksiz şüphesiz bir şekilde bunu işaretleyip geçebiliriz. Burada endişe edip diğer değerleri de yazıp bütün çözümleri yapan öğrenci arkadaşlar oluyor. Bu da olabilir. Burada çarpım 18 daha küçük çıktı. Burada çarpım 14. Burada çarpım 8. Gerek yok ama şunlara vakit kaybı. Yakın seçme teorisini unutmayacağız. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bu da bir test sorusu. Bu da çıkmış üniversite sınav sorularına yakın. Doğal sayılarmış ABC. Bu eşitlik verilmiş.